Adalet Bakanı Bozdağ, 18.305 yeni personel alımı yapılacağını, ilerleyen günlerde ilanların yayımlanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, masa başında üretilen uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde haber adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2000 liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlık olarak bu yıl toplam 30.062 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor, dedi. Anne Esmer Koç, 10 senedir evlat acısı çekiyorum, evladımı istiyorum. Kızımı bana versinler, dedi. Daha kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiriyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası, Euro 2024 elemeleri D grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için Ramazan ayında bir kez umre yapılabileceğini duyurdu. Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören denetledi. İlçe genelindeki kafeleri inceleyen ekipler, hijyen kuralları ve genel temizlik konusunda uyarılarda bulundu. İlçe genelindeki kafelerde yürütülen denetimlerde işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kurallara uymayan işyerleriyle ilgili ise yasal işlem başlatılacağını aktarıyor. Bakan Koca, Şanlıurfa'daki sel felaketi sonrası İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin 200'den fazla izleme noktasından su örneği alarak, halk sağlığı laboratuvarında düzenli mikrobiyolojik ve kimyasal testlere tabi tuttuğunu bildirdi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri kapsamında AK Parti'de 13 Mart'ta başlayıp, 23 Mart'ta sona eren milletvekili aday adaylığı başvuruları sonrası bugün yapılan teşkilat teyamül yoklaması sona erdi. 335 aday adayının milletvekili seçimleri için başvuruda bulunduğu Şanlıurfa'da teyamül yoklaması geniş katılımla gerçekleştirildi.